Selam Mario fanları, ben Bobomb Bey. Hatırlayacak olursanız bir önceki bölümde tankları yenip bombamı da mahvettikten sonra Sarı Prenses'i kurtardık. Buradayken de Mavi Prenses'i kurtaracağız. Dünya 3 kristal teması veya buz teması. İlk bölümden başlayalım. Dünya 3'ün biri. Haha, ne kadar komik. Sıj. Pekala. Şimdi bunlarda şöyle söyleyebilirim. Pokey yani. Pokey'de Super Mario World'daki sarı şeyler var ya. Onların bu kağıdan adam versiyonu bu. Şuradan güzel bir şey vermedi, çok sağ olsun. Belki şu ağaçlarda vardır. Hepsini ben tek tek kontrol edeyim. Evet, hiç birisinde yokmuş. Gayet güzel. Şuradan bir tane kar topu alayım. Şu Pokey'in suratına şöyle fırlatayım. Evet. O zaman böyle yaparız. Seslere bak. Siz niye bu kadar sevimli saçma şeysiniz ya? Oo, güzel. Demek ki bunların da burada olma amacı... benim oraya gidebilmem için bir kedi veya ateş çiçeğine sahip olmam lazım. Çok güzel, burada yok. Şunları tek tek fırlatayım şöyle. Tabii kar topları da maalesef gidiyor. Ya oğlum, o tarafa değil. Sevimlisiniz ama bir o kadar da uyursunuz. Gerçi senin ben kafanı zıplayabilirim. Tamam. Daha da ileri gidilmiyor. Oo, güzel. Super Mario Bros 3 Raccoon modu ama Tanuki. Sen bir... Güzel. Şöyle bir kayalım böyle güzelce. Zevkini çıkaralım. Tabelayı da mahvettik, çok güzel. Wow! Hocam, drift atıyorum. Neyse. Ya... O zaman ne yapıyoruz? Çok güzel. Bir tane izin... Patenimle ödünç alabilir miyim? Benim şeyim gidiyor. Eğer ben alamazsam, ki alamayacağım zaten. O yüzden sorumlusunuz siz. İki saf Goomba bunun hesabını verecek. Şöyle bir... Sabit durun. Pekala, en son şu uyuz Goombalara ben bir takıldım. Aha. Tüh, bir mantar çıksaymış iyiymiş. Neyse. Şimdi şöyle bir eğilelim bir. Burada da yok. O zaman şuradadır. Mantarın nerede lan? Uçumda aşağı düştü. Gel gel. Kar yağışı güçlendi. Aha, yıldızın nerede olduğunu keşfettim. Bu
hızlı hareket etmek gerçekten zor. Şurada yapabilirsem yaparım ki yapacağımı hiç düşünmüyorum. Ama bir kere de kaçma oğlum, sana zarar vermeyeceğim ki. Bak. Tam buyursun. Senin kafana kartopu fırlatacağım. Bak nereye kaçıyor ya. Oğlum bak vallahi uyuz oldum ya. Kaçma işte. Sadece içinde yıldızı alacağım, o kadar. Bu kısım beni uyuz etti. Tamam, özellikle ayrılacağım. Sebebini de söyleyeyim. Daha Dünya 2'de almadığımız mantar ayı vardı ya, oradaki hem şey kısımlarını alacağım. Hemen hızlıca bir gidelim. Güzel. Ama önce şu kedi formunda kalayım. İyi ki bunu sona bırakmışım. Ve Dünya 3'e geri dönelim. Bakın ne keşfetti. Bir. Normalde bu 3 kere şey olmuyor muydu ya? Allah Allah. Neyse. Sonunda şurada kaymadan adam akıllı bir şey yapabileceğim. Kodumun tavşanını da bir yakalamak istiyorum. Allah belanı versin senin gibi tavşanlar. Defol git lan. Senin yüzünden kaç can kaybettim ben biliyor musun? 3. Bir tane yıldız için. Neyse, umarım değecektir. Güzel, kaşeyi de gördük. Şu kamera ayarını da ben bir yapayım. Şöyle, tamamdır hocam. Şu salak demem bize odaklandı, başka bir şey varmış gibi. Güzel. Defol git lan. Mükemmel, kaşeyi de aldık. Vallahi hiç seninle uğraşamam ya. Aa işte bak, kedi işte burada lazım bize. Şimdi şu ağacı bir tırmanalım. En yukarısına ulaştıktan sonra hop şuradan şuraya tırmanalım ve en son yıldızı da alalım. Ya tamam. Bir bölüm için 10 dakika uğraşılır mı ya? Mükemmel. Bir sonraki bölüm. Hayalet ev mi? X'ye basarak istediğim yerleri ziyaret edebilirmişim. Nerelerde eksik hatam değilsem, yani nerelerde eksiğim var onları görebilirmişim. Hemen bir eksiğe basalım o zaman. Hemen buradan hızlıca ziyaret edebilirmişiz. Tuvalı da şey olarak, piksel olarak göstermişler, gayet güzel. Hemen böyle hızlıca hareket edebilirmişiz. Tamamdır, burayı hallettik. Hayalet eve hiç uğramak istemiyorum. Sendeki altınımı alalım. Sen 30 istiyorsun, bizde 42 var. 42 Konyalılara selam. Bu kadar Tuat'la oynamak yeter. Bu sefer karakter değiştirelim. Luigi oynayalım. Aa burada... Bu daha iyi olacak. Ya hocam gözünün yağını daha yeni aldım ya. Bari telafisini... Güzel. Güzel. Şuralarda ne varmış onlara da bir bakalım.
Aha. Bu Luigi ya, bu karakterler nasıl durduk yere böyle hava çıkarabiliyor? Neyse, sorgulamıyorum o. Bilmiyorum, Yaprak da belki işimizi görebilir. O yüzden o kalsın istiyorum ben. Aha. Hocam bunlar üzerinde belirli bir miktar durunca gitmiyor mu? Oyun arası fizik değişikliği. Hocam hayır. Çok şükür buraya kadar geldim. Eğer buraya kadar gelmişsem burada bir yerde yıldız olabilir. Aynen öyle. Ya of. Dünya 3'ü sevmedim. Harbi ya, vallahi çok güzel olur. O kadar çok öldüm ki oyun bana artık bir şey tanıyor. Sonunda şu aptal yeşil yıldızı yakalayabilmek için kaç tane can harcadım ben ya. Öf. Vallahi gram oynama zevkim kalmadı ya. Vallahi billahi yani iyi ki şu kontrol noktasını ileri bir yere koymayı akıl etmişler. Şu ileride de varmış cam boru. Bir dakika. Şuradan bir şey olmuyormuş. Tamam, neyse, sıkıntı yok. Güzel, en azından kaşeyi alamasak da ya pati gücü lazım. Şöyle bir şey yapabilirim belki. Şöyle iyice fırla. Aha, öyle aldım, güzel. Kaşeyi alamadım, canımız sağ olsun. Dokununca ölüyor mu lan onlar? Bu haldeyken galiba evet. Kedi alalım bu sefer bakalım. Kediye almama izin vermiyor. Öteki türlü de ben bunu aman neyse boşver. Başladığımda kaç candaydım? Şimdi 18 cana düştüm. Bir sonraki bölüme geçelim. Şu kısmı ben es geçeyim. Hayali tabi. Pasta diyarı mı orası? Ne, 100 saniye mi? Hocam yapmayın, yaptığınız seviyeler zor ben. Aa, gerçi yakınmış da. İyi, bir deneyelim bakalım. Bu sefer kasıyor maalesef. Daha önce pek kasma yoktu. Madem zamanımız dar, onu en etkili biçimde kullanalım. O kısım kötü oldu. Güzel yırttım. Ney? Bir dakika. Gel lan buraya. Aptal tavşan sen. Gerizekalı. Gel buraya. Senin yüzünden zaten zamanım dar. Aptal tavşan seni. Bir yerde de kaçırmışım da nerede kaçırmışım ben de bilmiyorum. Şurada zaman varmış, onu bir kullanalım. On saniyecik.
He, prenses olmamız lazım. Çok güzel. Hop. Ve beni yukarı ışınla hocam. En azından kaybettiğim bir canını telafi edebilirim. Mükemmel. Tamam aferin, çok güzel hareket yaptım. Neyse, bir sonraki seviye hemen hızlıca. Hayda, Kamek çıktı. Şuraya bir uğrayalım bakalım. Burası şey mi acaba? Mantar ev gibi mi? Ona da bir bakalım isterseniz. Beleşten kaşe. Güzel. Hüüü. Ağlayan prenses. Tamamdır hocam. Biz de hemen çıkalım. Bu arada oyun çöktü. Yani 10 saat boyunca şeyde takılı kaldı. Kapı kapalı kaldı ya en son. En son orada, ondan sonra bayağı bir hareket etmedi. Ben de oyunu kapatıp yeniden açtım. İşte canlı yayın olsaydı yani bayağı kötü olurdu. Zaten canlı yayında da bir kötü oldu. Gerçi ilk deneme olduğu için normal diyelim buna. Tabii canlı yayın istiyorsanız çoğunluk isterse yaparım tabii ki de. Ama maalesef Mario Maker veya Jam emülatörlü bir şey olmasın. Çünkü işlemcinin gücü yetmiyor. Tamam Kamek, anladık. Büyülü sopam var, tamam hadi git. Tamamdır, bunu da hallettik. Şunu da oynayalım, bu da bu bölümün son bölümü olsun. Ondan sonra da tekrardan devam ederiz. Pipeline Lagoon. Lagoon şeydi sanırım. Gölcük demekti. Bir oyundan aklıma geldi. Vay. Gumbaların keyfine diyeceğim bir şey yok. Daha buzul dünyasında böyle bir yer. İlginç. Etrafımıza da biraz bakınalım. Yengeçler falan cirit atıyor ortalıkta. Ya özellikle sizin keyfiniz bozulmasın diye kıyıdan köşeden girip size hala keyfinizi bozup beni takip ediyorsun ya. Ben sizin yerinizde olsam hiç takmazdım. Aha, kumbara keşfettim. Ya Macron'a tepkiyi ben de veriyorum. Allah belanı versin. Kumbarayı da alalım. Eli kuruşlarla ve tırrek. Güzel. Hemen şunları bir cepleyelim. Tamamdır efendim. Şuradan gidelim. Aşağıda bir yer gördüm. Hop. Oradan daha yukarı çıkılıyor mudur zannetmiyorum. Neyse. Tamam. Burada da bir şey yokmuş. İkna oldum. Neyse. Tam yaz mevsimi. Aşağıda bir yer keşfettim. Zaten gideceğimiz başka bir yerde yok. Şunlar sanki kanalizasyon gibi olmuş. Tamam. Şuradan gidebiliyor muyum?
da sanki lavabo şeyi gibi. Bu nereden gidiyor? Oy. Arkasını dönükken kaçalım biz. Kaç hocam, kaç. Şuralarda bir yerde bir şey var mı? Aynen öyle. Tahmin ettiğim gibi. Bu da ilk yıldızımızdı. Yalnız Bowser'ın gemisini o kadar çok batırmışız ki. Ama sonuçta ben manzaradan gayet memnunum. Manzara güzelmiş, yaptıklarımı beğendim. Kontrol noktamızı alalım. Türkçem şahanedir. Şuralarda ne varmış? Seni bir alayım. Ateş çiçeği şimdi görebilir. Özellikle yer altında. Suyun altında da ateş hiç sönmeden gitmesi gayet normal. Birisi öldü. Şu balıklara zarar geliyor mu? Sanmıyorum tabii ki de. Ha, sanırım şunu şuraya çarptırırsak kırılır. Orada bir kırıklık var. Neyse. Normalde bu balıklar bizi takip etmiyor mu? Bundan burosudayken çok çekmişliğim var çünkü. Sadece biz ilk baştaki yıldızı mı alabilmişiz? Neyse. Bir bölüm sonuna daha gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde tekrardan buluşma dileğiyle esen kalın. Efendim, Discord'un sunucumuz da var. Bir Super Mario sunucusu. Oraya da beklerim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.